Merhabalar, bugün 3 Ocak 2022, ben Bora Özkent, yeni bölümle beraberiz. Bugün size geçen yıl verdiğim bir sözü tutmak için karşınızdayım. Neydi o söz? 2022 yılı boyunca her ayın ilk günü en değerli 10 kripto paraya 100 er dolar para yatıracağım. Yani her ay 1000 dolar, yıl sonuna kadar 12.000 dolar ve bunu hiç satmayacağım. Aslında bu strateji 5 yıl boyunca sürdüreceğim ve 5 yıl boyunca her ayın en değerli 10 kripto parasına biner dolar yatırdığım için toplamda 60 bin dolar parayı bu strateji için harcamış olacağım. Bu paranın tamamını kaybedersem üzülür müyüm? Elbette süper üzülürüm. 60 bin dolar çok büyük para ama beni öldürür mü? Hayır öldürmez. Kendime böyle miktar seçtim. Bir de açıkçası 5 yıl çok uzun bir zaman baktım işler çok terse gidiyor. Belki bir yerlerde stop loss yapabilirim. Sonuçta kendimi öldürmek için yapmıyorum bunu. Ama açıkçası bu paranın %50'ye kadarını kaybetmeye tamamen hazırım çünkü uzun vadede bunun doğru bir strateji olduğuna inanıyorum. Bu stratejim nerede geliyor? İşte siz o sözü verdiğim videoda anlattığım bilgilerden geliyor. O videonun linklerini aşağıda açıklamalarda ve YouTube'dan izliyorsanız yukarıdaki linkte görebilirsiniz. Orada demiştim ki bir araştırma var ve bu araştırma kripto paralara yatırım yapmanın en temiz yolunun bu olduğunu söylüyor. Araştırma geriye dönük pek çok yatırım stratejisini incelemiş ve diyor ki en değerli 10 kripto paraya düzenli yatırım yapanlar oldukça iyi bir getiri elde ediyorlar ve riskleri nispeten düşük oluyor. Tabi asla geçmiş geleceği tam anlamıyla tanımlamaz. Belki gelecek bambaşka şekilde şekillenecek. Bunu bugünden bilemeyiz ama ben bu yöntemi denemeye değer görüyorum. Şimdi bir kere önce en değerli 10 kripto para demek ne demek ona bakmak lazım. Aslında bunu hesaplaması son derece basit. O kripto paradan kaç adet var piyasada ve her bir tanesinin fiyatı kaç para bunları çarpıyorsunuz toplam değere geliyor. İşte biz bu değerin peşindeyiz. Buna İngilizcede market capitalization deniyor. Türkçede de piyasa değeri diyelim toplam. Bunu en kolay nereden bulursunuz? Coinmarketcap.com isimli siteden bulabilirsiniz. Şu anda biz de coinmarketcap.com sitesi içindeyiz. Burada görüyorsunuz kripto varlıklar var. Her bir kripto varlığın o andaki piyasa fiyatı ne? Son 24 saatteki değişimi ne olmuş? Son 7 gündeki değişimi ne olmuş? Toplam piyasa değerine kadar işte peşin olduğumuz konumu market cap. Son 24 saatte ne kadar e, hacim olmuş, ne kadar işlem yapılmış? Ve piyasada kaç tane o kripto varlıktan var? Bitcoin'e baktığımızda örneğin fiyatı şu an itibariyle 47.247 dolar. 0.71 son 24 saatte değeri artmış. Son 7 gün sonuçlar pek iyi değil. Toplam piyasa değeri 894 milyar dolar. Bir ara 1.2 trilyon dolara kadar çıkmıştı. Epey gerilemiş durumda. Son 24 saatte 22 milyar dolar işlem olmuş Bitcoin'de. Yani 473 bin Bitcoin el değiştirmiş. Ve piyasada 18.917 toplam Bitcoin var. Biliyorsunuz bu iş bittiğinde toplamda 21 bin Bitcoin olacak piyasada maksimumda. Bu arada ben şu anda sitenin İngilizce versiyonu kullanıyorum. Dilerseniz şu yukarıya gidiyorsunuz. Burada dil seçebiliyorsunuz ve ben burada Amerikan doları olarak bakıyorum. Yani Türk lirasını biliyorsunuz başka sorunları var. O yüzden orada kafam iyice karışıyor. Amerikan dolarına bakmak daha gerçekçi olur. Amerikan doları olarak burada bu rakamlarımı görüyorum. Peki o halde en değerli 10 kripto para ne? Beraber bir bakalım. Tabii en üstte Bitcoin var toplam değeri 894 milyar dolar. Onun hemen altında Ethereum var 446 milyar dolara geldi yani Bitcoin'in yarısına geldi neredeyse. Sonra Binance Coin, Tether, Solana, Cardano, USD Coin, XRP, Terra ve Polkadot diye gidiyor. Şimdi benim anlattığım teoriye göre bunun ilk 10'unu almamız gerekiyor. Ama tam olarak öyle yapmayacağız. İçinden biraz seçmece yapmaya çalışacağız. Seçmece yapmamın kriterlerini size anlatıyor olacağım. Bu kriterler benim için geçerli, sizin için geçerli olmayabilir elbette. Ama ilk 10'dan değil de aslında ilk 20'den yapacağız seçimlerimizi. Sebebini şimdi size sunacağım. En değerliden başlayalım Bitcoin'den. Bitcoin'u bu onluk sepetin içine almayacağım. Çünkü ben daha evvel yine bir başka bir videomda anlatmıştım. Ben her hafta Bitcoin düzenli satın alıyorum. Küçük küçük miktarlarda düzenli topluyorum. Bunu orada zaten yaptığım için tekrardan bu sepetin içine sokmak pek anlamlı değil. Bitcoin benim için bu işin anası, babası, bu piyasanın reisi, kralı. O yüzden Bitcoin sepetimde her zaman olacak ama bu onluk sepet için almayalım. Onu her cuma zaten düzenli almaya ve düzenli bir dolar maliyet ortalaması yapmaya çalışıyorum. Dolar maliyet ortalaması demek ne demek diyorsanız onun videosunda aşağıdaki linklerde ve YouTube'da izliyorsanız yukarıdan görebilirsiniz. Bitcoin e atlayınca sıra ikinci büyük coin'e geliyor. Ethereum. Ethereum alacağız. Ona bir 100 dolar ayırıyoruz. Açıkçası ben Ethereum'a bayılanlardan değilim. Tabii ki çok büyük. Büyük bir network'ü de var ama ona böyle biraz yamalı bohça gibi geliyor. Bu Ethereum 2.0'da bir türlü geçemediler. Ama olsun. E, kural kuraldır. Ethereum alacağız. Binance coin'i bana kimse aldıramaz. Evet değeri çok yüksek aslında. 87 milyar dolara geldi. Ve potansiyeli de var ama ben Binance şirketinin risklerinin olduğunu düşünüyorum. Ve önümüzdeki yıl bazı sıkıntılar yaşayabilir gibi geliyor. O yüzden Binance'i yine listeye almıyoruz. Binance'i listemize katmıyoruz. Tether'ı listemize katmıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki adam da hiçbir şey almıyor. İlk 10 diye söz verdi. Ama Tether biliyorsunuz tam anlamıyla bir, bir kripto bardık değil. Tether bir aslında stable coin dediğimiz bir coin. Yani değeri 1 dolara eşit. Yani dolar almış oluyorsunuz aslında burada. Nedir Tether'ın mantığı? İşte bilmeyenler için bu tip bütün stable coin'ler Amerikan doları endeksidir. Piyasada paranızı tutmak yerine Tether'da tutarsınız. Böylece bir kripto varlık olarak tutmuş olursunuz cüzdanınızda. Amerikan dolar olarak tutmak yerine günü gelince de kriptonuzu alıyor olursunuz. Ama onun dışında bence bir esprisi yok. Bir değerlenmeyecek bir şey. Hatta Tether'ın başka riskleri de var. İlerideki videoda bahsederiz. O yüzden onu da listeden çıkarıyorum. O benim düşündüğüm anlamda bir kripto varlık değil. Solana elbette alıyoruz. Ah keşke bu yılın başında alsaymışız diyoruz tabii. Müthiş yılbaşından beri değer arttı. Solana özellikle NFT pazarında önemli. NFT'lerin bir bölümü Solana altyapısına kayıyor. Ben beğeniyorum. Cardano alıyoruz. Cardano benim hayal kırıklıklarımdan bir tanesi. Aslında Cardano'dan bu sene iyi kar ettim. Cardano sevdiğim bir mantık. Cardano Ethereum'a bir rakip asla bakacak olursanız epey de bir bilimsel çalışma var ama biraz yavaş giden bir proje ama onu alıyor olacağız. Zaten biraz Cardano e, daha de portföyümde var. USD coin almıyoruz. USD coin almamamızın sebebi de o da tıpkı Tether gibi bir yine stable coin. Bakın zaten fiyatı 1 dolara kitlenmiş durumda. Bu arada illa bunlardan almak istiyorsanız hani piyasada param TL'de duracağına veya Amerikan dolarında duracağına coin'de dursun diyorsanız bence USD coin Tether'dan daha güvenli. Çünkü USD coin e, Amerika'da denetlenen onay almış Bitcoin. Ben Tetra çok şüpheli bakıyorum. Bundan ilgili daha ileride bir video yapıyor olacağım. İlerlemeye devam ediyoruz. XRP ben almam. Yani burada bütün kurallara aykırı davranıyorum. Çünkü aslında ilk onda ve değerli bir coin olabilir. Ama ben baştan beri hoşlanmadım. Ne zaman aldıysam zarar ettim. Yıllar boyunca düştü. Biliyorsunuz başına bazı hukuki sorunlar var. O hukuki sorunlar çözülürse değeri artabilir. Ama ben son derece merkeziyetçi görüyorum. Aşırı Amerikan devletine yakın durduğunu düşünüyorum. Benim kafama yatmayan bir coin. O yüzden burada kuralımı kendim ihlal ediyorum. Polkadot alacağız. Avalanche alacağız. Avalanç'tan ümitliyim. Avalanche portföyümde daha önceden de var zaten. İyi giden bir girişim olduğunu düşünüyorum. Bu yıl yine en çok değeri artanlardan bir tanesiydi. Oldukça kötü geçen, geçen hafta bile yine değeri yükselmiş. E, bunu başarmış. Son 24 saatte de oldukça iyi gitmiş. Dogecoin ve Shiba ben almıyorum. Dogecoin ve Shiba'yı ben kripto para olarak görmüyorum çünkü. Bunlar kumara giderler. Biz yatırım portföyümüzde kumara yer vermeyeceğiz. Vermek isteyenler elbette verebilirler. Bu arada hani Shiba ile ilgili şunu düşünmüyor değilim tabii yılın başında keşke portföyümde olsaydı Yüzde %81 milyon galiba getirisi var. Yani o yönden muhteşem ama bunlar bana biraz daha oyun gibi geliyor. Dogecoin'de biliyorsunuz Elon Musk'ın epey bir manipülasyonu var. E, Shiba neden değerleri, neden düşüyor bilmiyorum. Benim kafam basmıyor açıkçası. Ben bunların arkasındaki projeyi de anlamadım. Haksız çıkabilirim ama bu portföyüm bir kumar portföyü değil. Kumar olarak belki Shiba biraz almayı niyetlenebilir ama burada bu onluk portföyde uzun vadeli bir yatırım serisinin bir parçası olarak onları görmüyorum. Polygon tabii ki alıyorum, kafamı duvarlara vurdum. Coinlerden bir tanesi keşke yılbaşından beri birlikte olsaydım. Bu yılı en iyi geçenlerden bir tanesiydi. Wrapped Bitcoin'i hayatta almam çünkü bunun mantığını hiç çözemedim ben. Bu Ethereum Network üzerinde çalışan bir coin ve fiyatı Bitcoin'e sabitlenmiş durumda. Yani Bitcoin alacağınıza Ethereum Network'ünde akan bir Bitcoin ile eşit değerde bir coin alın gibi bir tuhaf bir değer önermeleri var. Belki ileride anlamlı hale gelebilir. Yani belki işte NFT'lerde e, Web 3.0'da bir takım karşılığı olabilir ama aslanlar gibi Bitcoin almak varken Wrapped Bitcoin'i niye alayım? Hiç kafama yatmadığı için ona ne yapmıyorum girmiyorum. Listede aşağılara doğru gidiyoruz. Rapcoin'den hemen sonra Uniswap var. 10 milyar dolar piyasa değerlemeni alıyorum. Çünkü bir DeFi projesi. DeFi projeleri zaten ilgimi çekiyor. İleride belki bir DeFi e, portföyü oluşturabilirim. Uniswap'ta varım. Algorand'ı ben anlayamadığım için almıyorum. Yani burada ilk onu alıyor olmak demek kubar oynamak anlamına gelmiyor. Algorand'e biraz daha kafa yoracağım. Belki gelecek ay kafamı değiştirebilirim. Litecoin'i elbette alıyorum. Beğendiğim bir coin zaten her zaman. Yani bu Bitcoin alternatif olacak tek şeydir benim gözümde Litecoin. İleride bunu konuşabiliriz. Terra USD'yi yine almıyoruz. Sebebi o da görüyorsunuz 1 dolara fiyatı sabitlenmiş bir stablecoin. Chainlink'i alıyorum. Chainlink zaten uzun zamandır son derece beğendiğim bir coin. Ondan da 100 dolarlık alıyorum. Böylece ne yaptık? İlk 10'u seçtik. İlk 10'umuzu ama ilk 22'nin içinden seçebildik. Burada e, neleri belli kriterlerle eledik? Bir kere stable coin'leri eledik. Çünkü onlarda bir yatırım getirisi yok. Onlar Amerikan dolarına sabitler. Binance ile ilişkisi olanları eledik. Çünkü ben Binance şirketine şüpheyle bakıyorum. XRP eledik. Hiçbir kriter yok. Ben sevmiyorum diye sadece eledim. Algorand'i anlamadığım için eledim. Wrapped Bitcoin'i de bana hiçbir şey ifade etmiyor Wrapped Bitcoin. Yani bir şeyin aslı varken Ethereum üzerindeki ona eş fiyatlı olanı niye alayım? Ben çözemediğim için ona girmedim ama 12 milyar dolar piyasa değeri var. Belki beni göremediğim görenler vardır. Peki bütün bunları bir Excel tablosuna daha doğrusu bir Numbers tablosu çünkü ben Mac kullanıcısını bir yere getirmeye çalıştım. Yukarıdan aşağı görüyorsunuz Ethereum, Solana, Cardano, Terra, Polkadot, Avalanche, Polygon, Uniswap, Litecoin ve Chainlink. Bunların ben alırkenki fiyatları dolar olarak buraya girdim. 3748, 175, 1.36 diye gidiyor. Şurası da kaçar tane alabildiğim Ethereum'dan tabii bir tane değil 0.11 alamadık. 0.02 alabildik. Geçen sene bu parayla daha çok alınırdı açıkçası. Solana'dan bir yarım sol Solana, Cardano 73 tane, Polkadot 4 diyelim 3,5 tane, Avalanche 0. 86 tane, Polygon 39.52, Uniswap 5.7 tane, Litecoin 0.6, Chainlink 4.7. Burada tabii şunu söyleyeyim ben alımlarımı genelde Türk borsalarını kullanıyorum. İsim vermeyeceğim e, çünkü yani biliyorsunuz borsalarımızın başına işler geliyor ve henüz oradaki kanun, regulasyon çok net değil. Kimse o kadar net tavsiye de edemem. Hem spekülasyona yol açmayın. Bir de tabii komisyonlar var. Onları düşmek lazım. Ben o komisyon Son farkını 1 doların üzerine ekliyorum ki şu 100 dolarlık portföy etkilenmesin diye. Bir de tabii TL dolar arasında fiyat geçişleri oluyor. Fiyatlar anlık oynuyor vesaire ama aşağı yukarı işte bu rakamlardan satın aldım. bugün itibariyle bugün 2 Ocak'ta ben bu videoyu kaydederken aldım. Bakalım neler olacak. Önümüzdeki aylar boyunca şöyle olacak. Buraya Şubat, Mart, Nisan ekliyor olacağız. Her ayın sonunda portföyümüz işte satın aldık. Geç, gelecek ay 1000 dolar alacağız. Toplam 2000'e gelecek. En cari fiyatlardan hesaplıyorsak onlar da buraya geliyor olacak. Mesela hep sorduldu bana bu listeden diyelim ki Chainlink gelecek ay ilk 10'a da giremedi. Yani deminki kriterlere göre de ilk 10'a giremedi. Aşağılara düştü. Tatmayacağım. Chainlink burada durmaya devam ediyor olacak onun yerine ne geliyorsa onu alıyor olacağız. Yani aldığımızı burada satmama temel mantığındayız. Bunun istisnası olabilir? Yani o coin'le ilgili acayip bir kanuni araştırma vardır. Değeri bir anda %50 sert bir düşme yaşıyordur piyasanın normal akışın dışında. O zaman belki bazen portföyden çıkarmalı olabilir. Sonuçta bu benim param. Yani bir video oyunu oynamıyoruz ve gerçekçi şekilde size paylaşmak istiyorum. Ama normalde hedefim burada aldıklarımı 5 yıl boyunca portföyümde hep tutuyor olmak. Tekrar hatırlatayım bu noktada anlattıklarım yatırım tavsiyesi sadece kendi stratejim, kendi oyun planım öyle söyleyeyim. Sonuçları görmek istiyorum ve her şekilde kripto varlıklar riskli ve buraya yatırdığım para kaybedersen beni üzer ama beni perişan etmez. Siz de ona göre düşünün bu strateji izliyor olsanız bile buraya yatıracağınız para sizi mahvedecek bir miktarda olmamalı. Uzun vadede yavaş yavaş yatırım yapılabilecek bir yatırım stratejisi sadece. Peki şimdi aklınızdan şunlar geçiyor olabilir. Hocam bunlar dışında hiç yatırım düşünmüyor musun diye. E, Metaverse biliyorsunuz her zaman ilgimi çekiyor. Daha evvel de bahsetmiştim. Decentraland'de hem arsa yatırımım var hem de Land Coin'de bir miktar yatırımım var küçük. Onu büyütüyor olabilirim ama Metaverse ve Web 3.0'dan ilgili başka niyetlerim de var. E, yakında size inşallah bir iş birliği de duyuruyor olacağım burada. O iş birliği çerçevesinde her hafta sizin de bir adet Web 3.0 veyahut da Metaverse Coin'i paylaşıyor olacağım. Her birini araştırarak paylaşıyor olacağım. O araştırmaların açıkçası bana da yardımcı olacak. Çünkü o araştırmalar sayesinde ben de onları daha çok keşfedeceğim, daha derinden öğreneceğim ve alıp almayacağım konusunda kararlar vereceğim ve onları da paylaşacağım. Henüz o alanda stratejim belirlenmemekle beraber, netleşmemekle beraber bu dediğim araştırma sürecine derinleştikçe toplamda orada da yine aylıkta toplamda 500 dolar civarında Web 3.0, Metaverse ve başka desentralize, otonom şirketlere ait coin'lere, yatırım yapıyor olabilirim. Desentralize, otonom şirket demekler demek. O bugüne sığmaz. Bilenleriniz var ama ilerideki günlerde bunları ele, al ele alıyor olacağım mutlaka. Evet, bu bölümün sonuna geldik. Her türlü soruyu ve yorumunuzu mutlaka bekliyorum. Bu biraz daha böyle teknik bir gün oldu. Her ayın e, ilk haftası bu teknik günü mutlaka yaşıyor olacağız. Ayrıca dediğim gibi bir iş birliği başlamak üzere. Eğer o iş birliği gerçekleşirse de her hafta size bir Web 3.0 Metaverse veya desentralize, otonom şirketlerle ilgili, organizasyonlarla ilgili bir coin'i anlatıyor olacağım detaylarıyla ve yatırım yapıp yapmayacağımı, yapıyorsam neden yapıyor olacağımı anlatacağım. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir like veya yorum süper olur. Daha fazla insana ulaşırız. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.